Çok muhterem kardeşlerimiz, okunan Fussilet suresindeki ilk ayette Cenab-ı Hak bir ölüm vakasını bildiriyor. Bir müminlerin, Allah'a yaklaşanların bir ölüm vakasını bildiriyor. Allah'la kendi arasındaki engelleri kaldıran ve bir vuslata doğru mesafe alan müminlerin durumunu bildiriyor. Şüphesiz Rabbiniz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin. Vaad olunan cennette sevinin derler. Kur'an-ı Kerim'in 1/3 haşra ait. Çünkü bütün insin ve cinin istikbali, bu esas istikbal, bu dünya hayatından sonra başlayacak. Hazırlanacak esas istikbal, ahiret istikbali, kıyamet istikbali ve ondan sonraki istikbal ve sonsuzluk. Dünya hayatı bir imtihan. Sınırları bütün kainat, ilahi kudret akışları, ilahi hikmetler, ibretler, sırlarla dolu. Kalp terakki edecek, kalp eğitimden geçecek, inkişaf edecek. Kul Allah'la arasındaki engelleri kaldıracak. Cenab-ı Hakk'a bir vuslat meydana gelecek. Gelmeye gayret alabildiği kadar bu kainattan anlayacak. Kainatta derinleşecek, Kur'an'da derinleşecek. Kendini tanıyacak. Nefsini tanıyacak. Ben arefe nefse fakat arefe Rabbe. Yani kendimizi tanıdığımız kadar Rabbimizi tanıyacağımız bildiriliyor. Ölüm vakası büyük bir hadise. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, yarına kıyamete kadar insanların zihnine gerek dindar, gerek orta dindar, gerek dinsiz ateist hepsini meşgul eden bir hadise. Amme suresinde Cenab-ı Hak An-Nebi'l Azim büyük haber olarak müşrikler kendileri arasında tartışırken, çünkü bir ahiret inancı yoktu, kendi aralarında tartışırken ya büyük haber doğruysa اَلَّذُونَ ف۪يهِ مُخْتَلِفُونَ onlar onun üzerinde, ölüm üzerinde, büyük haberi üzerinde tartışıyorlar. Ya doğruysa ne olacak? Yine bir ateist bile, inançsız bir insan bile ilahi kainata bakıyor, ilahi düzene bakıyor. Bir abes yok, bir yanlışlık yok. En ufak bir milimetrik bir şaşma yok. Tabii kanatlanmış, kanatları kireçlenmiş kafesteki bir kuş gibi. Fıtrat şuur altına itilmiş. İşte tabiat diyor vesaire diyor. Tabiat yaptı diyor, tabiat yarattı diyor. Öyle bir nefis, bir katranlaşmış durumda ki bir ramak kalıyor, gelemiyor oraya. İslam fıtratını zedeliyor. Ve onu da ölüm meşgul ediyor çok. O da en korkulu bir anda bir uçak sallarken yahut bir denize dalgalarken o da bir şeye sarılma, bir Allah demek mecburiyetinde kalıyor. Yani ölüm çok büyük bir vaka. Dünyaya gelirken habersiz geldik. Yani bir annenin kollarında kendimizi yavaş yavaş eşyayı tanıdık. O şekilde inkişaf ederek geldik. Bedenle diğer bütün zihni melekelerde müşterek inkişaf etti. Fakat ölüme haberli olarak gideceğiz. Cenab-ı Hak her nefis ölümü tadıcı, zaika buyuruluyor. O zevki alacak. Fakat o zevk müminde, kafirde, günahkarda hepsinde muhtelif şekilde o tezahür edecek. Kabir çok büyük bir vaka. Sahabi dahi kabirden Allah'ın en salih kulları olduğu halde kabir işi onları da ürpertmiş. Hatta bazı sahabiler aman diyor beni gömdükten sonra bir müddet diyor mezarımın başında bulunun. Ben o şeyi bir intibak edeyim. O hale bir intibak. Çünkü ruhta bir ölüm yok. Ceset ölüyor. Yani bir koyunda nasıl bir can varsa cesette de öyle bir can var. O can gidiyor fakat ruh devam ediyor. Cesetten çıkacak. Tekrar kıyamete yakın cesede girecek. Tekrar yolculuğa devam edecek. Onun için ruha bir ölüm yok. Hatta o kadar çok ibretlidir ki sallallahu aleyhi ve sellem ölüye diri gibi hareket edin buyuruyor. Yani birdenbire sarsmayın, çevirmeyin, sağa sola çarptırmayın. Kaynar suyla yıkanmıyor, buz gibi suyla yıkanmıyor.
Bugün soğuk hava depolarına koymak ne derece doğru onu da bilemiyorum. Bir ılık suyla yıkanıyor, bir nezaketle götürülüyor. Ve mezara kadar cemaatin götürdüğünün vefat edenin farkında. Tabii çok büyük bir vaka, sallallahu aleyhi ve sellem ya cennet bahçesinden bir bahçe veya da cehennem çukurundan bir çukur buyuruluyor. Fakat o bir Cenab-ı Hak nasıl bir vahiy ile sallallahu aleyhi ve sellem bir şiddet geldi, büyük bir hadise, Kur'an inecek. Kemiklerimi öyle bir Cebrail sıktı ki birbirine kaburgaların geçti zannettim buyuruyor. Ölüm de bir vaka, çok büyük bir vaka. Yine sahabiden bir kısmı Muaz vefat ediyor ki sahabinin salihlerinden. Efendimiz kabrine gidiyor sahabiyle beraber. Muaz'ı diyor, kabir diyor sıktıkça sıktı buyuruyor. Zeynep radıyallahu anha Efendimizin kızı şehit ediliyor. Deveden düşürülüyor, hamileyken itiliyor. Bir müddet sonra vefat ediyor. Efendimiz bizzat cenazesini yıkarken başında duruyor. Hatta kendi elbisesini veriyor. Falan. Zeynep'i gömdük diyor sahibi. Allah Resulü'nün rengi sapsarı oldu diyor. Sonra açıldı, açıldı, pembeleşti diyor. Ya Resulallah ne hal olduk, size halden hale girdiniz deyince baştan Zeynep'i kabir çok sıktı. Çığlığı insanların duymayacağı bir tarzda meşrikten, mağripten duyuldu. Sonra kabir açıldı ve Zeynep ferahladı buyuruyor. Yine Efendimizin Ebu Talib'in annesi Fatıma Hatun, Efendimiz'i kendi çocuklarından daha çok severdi. Hatta Efendimiz onu gömeceği zaman benim annem vefat etti buyurdu. Kendisi girdi mezarın içine bir müddet yattı. Yani ölüm çok müthiş bir vaka. Ve bütün şu hayat ölüme hazırlanmak.